Mesleğime başladığım 1987 yılından bu tarafa geniz etini, yani adenoid dediğimiz dokuyu küretaj yöntemiyle almaktaydık. Yani bu şekilde öğretilmişti. Küretaj yöntemiyle ya da klasik yöntem dediğimiz yöntemle adenoidektomiyi yapmaktaydık. Fakat koblasyon yönteminin gelişmesi ve benim bununla 2000 senesinde tanışmamdan sonra 2004 yılından itibaren adenoidektomiyi hatta 70 derece endoskop kullanıp da gözümle görerek, takip ederek koblasyon yöntemiyle yapmaya başladım. Elbette bunun ilk zamanlarda bir öğrenme süreci oluyor. Ameliyat süresi biraz uzamış oluyor, 20 dakika kadar. Ama zaman içerisinde bu ameliyatları 6-7 dakikaya kadar indirmiş oldum. Ne zaman? 2007'den bu tarafa tamamen rutin olarak uygulamamda radyofrekans yöntemi, koblasyon yöntemiyle ve 70 derece endoskopun direkt görüşü ile çok başarılı veya memnun olduğumu söylediğim bir yöntem uygulamakta olarak adenoidektomiyi, yani geniz eti alması ameliyatlarını uygulamaktayım. Daha sonrasında ağrı hiç yok olmuyor. Dolayısıyla örneğin çocuklar hemen normal gıdalarını yemeye geçebiliyorlar. Ateş 3. gün nadiren olabilmekte. Yani genel olarak ameliyatlardan sonra herhangi bir antibiyotik vesaire uygulamamaktayım. Ameliyattan sonra normal gıda, normal oyun ve hayatına çocuk dönmekte, normal banyosunu, yani kısacası normal yaşamını çok rahatlıkla sürdürebilmektedir.